Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Sizler sordunuz, bizler de ekiplerimizle gerekli hazırlığımızı yaptık ve sizlerle bu videoyu buluşturmak için sonunda zamanımız geldi. Yapacak olduğumuz videomuz cevizli sucuk. Cevizli sucuğu nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri bilmemiz gerekiyor? Bu konularda bilmemiz gerekenlerle beraber efsane bir cevizli sucuk yapımına başlıyoruz. Şu anda biz yapım aşamasının sonlarına geldik. Görmüş olduğunuz gibi kabımızın içerisinde az bir miktar ceviz kaldı. Cevizlerimizi dizme işlemini bitirdik. Son bir cevizlerimiz kaldı kabımızın içerisinde. Şimdi burada neleri bilmemiz gerekiyor? İlk olarak onlardan bahsedelim. Burada dizim yapacak olduğumuz iğnemizin kalın olmaması gerekiyor. İğnemiz küçük ve ince olacak. Niçin? Bakın şöyle gösterelim. İğnemiz büyük iğnelerden değil, küçük ve ince iğnelerden. İğnemiz büyük ve kalın olursa cevizler çatlar. Çünkü burada iğneden geçirirken çatlama işi meydana gelir ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bir ikincisi, burada dizim yapacak olduğumuz ipin beyaz renkte olması gerekiyor. Renkli iplerde boya çıkması meydana gelebiliyor. Bakın şu şekilde beyaz naylon ip, yani naylon plastik ip olarak adlandırmış olduğumuz sert kuvvetli iplerden bir tanesi olacak. Bu şekilde ipimiz olacak. Renkli ip de yaparsak burada renk atma durumu olabilir. Bu işlemin yanlış yapıldığını da sizlere göstereceğiz. Niçin olduğunu da. Bir üçüncü dikkat edeceğimiz en önemli konu, cevizlerimizi dizerken hangi yönde çizeceğiz? Bakın cevizimizin şu şekilde tırtıklı yüzeyi var. Şu yüzeyi görüyorsunuz. Bu tırtıklı yüzey yukarıya bakacak şekilde dizme işlemini gerçekleştireceğiz. Niçin? Çünkü bunu bu şekilde dizerseniz burada bu cevizlerimiz pekmezi tutamaz. Yapacak olduğumuz pekmez karışımını tutmada sıkıntı yaşar. Ama bu şekilde tırtıklı olan yüzeyi yukarıya bakacak şekilde ipimize dizdiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz pekmez karışımı cevizlerimizin üzerinde daha kolay durur, daha güzel durur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta bilmemiz gereken 3 önemli nokta bu. Peki şimdi renkli ipten kasıtımız ne? Bu iş nasıl yanlış yapılır? Bir de onu sizlere gösterelim. Sizlerin görmesi için bir de bu işi nasıl yanlış yaptığımızı gösterelim istedik. Bakın burada mavi ipe dizilmiş olan cevizlerimiz var. Burada yine yanlış dizilmiş. Burada olabildiğince renkli ip kullanmayacağız. Ama bunu dizen kişi yanlış dizdiği için yine de bizden rica etti yapmamızı. Biz de bu şekilde yapacağız. Biz burada beyaz ipi tercih ediyoruz. Olabildiğince renkli ip kullanmamaya tercih edin. Kullanırsak ne olur? Bir sıkıntı olmaz ama bizim tercih etmiş olduğumuz bir renk türü değil. Biz o yüzden olabildiğince beyaz ipte yapmayı tercih ediyoruz. Burada istediğimiz uzunlukta ipimizi iğnemizden geçirme işlemini gerçekleştirdik ve alt tarafına bir adet düğüm attık. Bu düğüm atmamızın sebebi ceviz aşağıdan çıkıp gitmesin diye. Buraya şöyle 1-2-3 defa böyle aynı şekilde daha büyük olacak şekilde düğüm atma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu şekilde ipimize, cevizlerimize size anlatmış olduğumuz şekilde tırtıklı yüzeyi yukarıya bakacak şekilde dizme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın. Aynen bu şekilde tırtıklı yüzeyi yukarıya bakacak şekilde güzelce cevizlerimizi diziyoruz. Burada İpin boyutu, uzunluğu ne kadar olacak, nasıl olacak bunlar sizin tercihinize kalmış. Burada bu ipin uzunluğunu sizin kendiniz belirleyeceksiniz. Ama bizim tavsiyemiz kesinlikle çok uzun bir şekilde dizmeyin. Çok uzun dizdiğiniz zaman da sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden orta uzunlukta olması bizim tercih sebebimiz olacaktır. Şimdi sizlere anlatmış olduğumuz şekilde güzelce cevizlerimizin tırtıklı yüzeyi yukarıya bakacak şekilde cevizlerimizi dizme işlemine devam ediyoruz. Cevizlerimizi görmüş olduğunuz uzunlukta şöyle sizlere gösteriyorum. 1 2 2 karış uzunluğunda iplerimize dizme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi diğer işlemlerimize. İlk olarak tenceremizin içerisine 1 su bardağı pekmezimizi alıyoruz. 1 su bardağı pekmezimizi tenceremizin içerisine ekledikten sonra üzerine 5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Bu şu an ikinci su bardağı suyumuzu döktük. 5. su bardağı suyumuzu da bu şekilde tenceremize eklemiş olduk. Bu görmüş olduğunuz şekilde 5 litreye gelinceye kadar 1 su bardağı pekmez, 5 su bardağı su olacak şekilde tenceremizi güzelce dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tenceremize söylemiş olduğumuz şekilde doldurma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada siz ne kadar şekerli seviyorsunuz bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Buradaki sizin damak tadınıza göre şeker eklemesi yapacağız. Biz çok fazla şekerli sevmiyoruz. Kontrolümüzü yaptık. Şu anda ilk olarak 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekledikten sonra güzelce tenceremizi karıştırıyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekledikten sonra tadım kontrolünü yaptık. Şekeri güzel olmuş ama bir tık şekerli olmasını istiyoruz. Söylemiş olduğum gibi sizin tamamen damak tadınızla alakalı bir durum. Şimdi yarım su bardağı daha şekerimizi güzelce karışımımızın içerisine ekliyoruz.
Yarım su bardağı şekerimizi ekledikten sonra karıştırarak güzelce şekerimizi eritme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi buğday nişastası eklemeye. Burası önemli. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ekleyecek olduğumuz nişastanın kesinlikle ama kesinlikle buğday nişastası olması gerekiyor. Şimdi buğday nişastamızı ekliyoruz. Şimdi ilk olarak tenceremizin içerisine bir su bardağı buğday nişastamızı ekliyoruz. Ardından ikinci su bardağı buğday nişastamızı ekleyeceğiz. Nişastamızı eklerken aynı zamanda karıştırıyoruz. Topaklanma işlemi olmasın diye güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bir su bardağı buğday nişastamızı ekledikten sonra şimdi ikinci su bardağı nişastamızı tenceremizin içerisine ekliyoruz. Aynı zamanda da karıştırma işlemine devam ediyoruz. Yani 5 litre yapmış olduğumuz karışımın içerisine toplamda 2 su bardağı buğday nişastası eklemiş olduk. Buğday nişastamızı güzelce erittikten sonra 1 su bardağı un ekleyeceğiz. Buradaki unumuz 1 su bardağından 2 parmak az olacak. Burası önemli. Tam olarak silme 1 su bardağı değil, 1 su bardağından 2 parmak az olacak şekilde pastalık un ekledik. Yani diğer bir ismiyle birinci un olarak adlandırmış olduğumuz unumuzu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu ekledikten sonra karışımımızı kontrol ettik. Birazcık daha nişasta istiyor. Çeyrek su bardağı da nişastamızı güzelce karışımımızın içerisine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tenceremizi ocağımızın üzerine koyduk. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki karışımımız palıza haline gelinceye kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Çünkü dibine tutma durumu var. Bu şekilde kıvamı alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikalık pişirme neticesinde yapmış olduğumuz karışım kıvam almaya başladı. Şöyle sizlere kıvamını gösterelim. Bakın görüyor musunuz? Şu şekilde yoğunluk kazandı. Şu anda istediğimiz kıvama doğru ilerliyor yapmış olduğumuz karışım. Burada sürekli karıştırma işlemine devam ettik. Burayı özellikle söylüyorum, dibine tutmaması için sürekli durmadan karıştırma işlemine devam etmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Karışımımız görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde yoğunlaştı. Bakın kaşığımıza aldığımız zaman kaşığımız karışımı tutuyor. Görüyor musunuz? Tamamen kaşıktan gitmiyor. İşte istediğimiz kıvam bu. Bu kıvamı arıyoruz. Bu kıvama geldiği zaman istediğimiz kıvamı elde etmiş oluyoruz dostlarım. Buna özen gösterelim. Burada sürekli karıştırma işine özen gösterdik. Şu anda da bu söylemiş olduğumuz kıvama geldi. 1-2 dakikaya ocağımızın altını kapatıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Pıt pıt böyle hava kabarcıkları çıkmaya başladı. İşte kıvam alıp ardından da bu şekilde pıt pıt hava kabarcıkları çıkmaya başladığı zaman ocağımızın altını direkt kapatıyoruz. Burada bakın kaşığımızın içerisine aldığımız zaman hava kabarcıkları kaşığımızın içerisinde gözüküyor. Bu da bir diğer önemli tespitlerimizden. Bu şekilde saymış olduğumuz tüm yeterliliklere kavuştuğu zaman yapmış olduğumuz karışım ocağımızın altını kapatıyoruz. Yapmış olduğumuz karışımımızı ocağımızdan indirdik. Şimdi dizmiş olduğumuz cevizlerimizi güzelce bu karışımımızın içerisine batırma işlemine başlıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz iplerimizi karışımımızın içerisine koyduk. Bir kaşık yardımıyla tamamen güzelce batırıyoruz. Buradaki uygulamamız bu şekilde olacak. Güzelce tamamen özdeşleşinceye kadar cevizlerimiz üzerindeki bu yapmış olduğumuz karışımı tutuncaya kadar 2-3 defa batırıyoruz. Aynı şekilde diğer dizmiş olduğumuz cevizlerimizi tenceremizin içerisine koyup batırma işlemine aynı yol ve yöntem ile devam ediyoruz. Ardından batırma işlemini yapmış olduğumuz cevizlerimizi bizim burada kullanabilecek olduğumuz çekasımız vardı. Çekasımıza bu şekilde güzelce bağlıyoruz. Burada batırma işlemini gerçekleştirirken sık sık olmamasına özen gösterelim. Yani burada cevizlerimizin arasını bir miktar açmamız gerekiyor. Çok sık yaptığınız zaman hem yemesi böyle tatlı olmaz, çok yoğun olur. Cevizlerin arasının bir miktar açık olmasına özen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi cevizlerimizi çamaşır askılığımıza güzelce takma işlemini gerçekleştirdik. Burada herhangi bir yere temas etmeyecek olmasından dolayı biz çamaşır askılığını tercih ettik. Bakın şu şekilde sizlere göstereyim. Çamaşır askılığına taktık. Sizin daha güzel, daha ferah bir takabileceğiniz yer varsa siz oraya takabilirsiniz. Bizim bulmuş olduğumuz yöntem çamaşır askılığına takma yöntemi olmuş oldu.
Şimdi bu şekilde sırayla taktıktan sonra şimdi tekrardan ikinci batırma işlemini yapacağız. Şu bizim ilk takmış olduğumuz cevizimiz. Elimi değdiğim zaman zaten şu anda donmuş durumda. Tamamen olmasa bile ilk donma işlemi gerçekleşmiş. Bu şekilde donduktan sonra ikinci bir defa batırma işlemini gerçekleştiriyoruz. İki defa batırma işlemini gerçekleştirdik. Son durumu sizlerle paylaşıyorum. Bakın şu anki son durum, sucuklarımızın son durumu bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz şekilde kurumaya bırakacağız. Burada sizler isterseniz üçüncü bir defa batırma işlemi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi damak tadınıza ve durumunuza kalmış. Ben cevizi yoğun dizdim. Üçüncü bir defa daha kaplamak istiyorum derseniz üçüncü bir defa daha kaplama işlemi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bizler sizlere bu vermiş olduğumuz tarif ile efsane bir sucuklu ceviz elde etmiş olduk. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile 10 numara 5 yıldız olacak şekilde cevizli sucuğu evlerinizde kendiniz yapabilirsiniz. Cevizlerimizi batırma işlemini tamamladık. Bakın 5 litrelik yapmış olduğumuz tencereden kalan karışım bu şekilde. Kalan palaza bu şekilde kaldı. Şimdi biz burada 10 tane ip yaptık. Yani 10 tane cevizli sucuk yaptık. Eğer ki siz 15-17 adet arası cevizli sucuk yaparsanız bu vermiş olduğumuz tencere tamamen sıfırlanmış oluyor. Şimdi biz bunu bu şekilde bırakacağız mı? Bırakmayacağız. Ne yapacağız? Bu sefer de badem dizeceğiz. Badem dizeceğiz ve bu bademleri de bu şekilde bu yapmış olduğumuz palazaya batırma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde tüm yapmış olduğumuz karışımı bitirmiş, tamamlamış olacağız. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Burada yapmış olduğumuz cevizimizi astığımız zaman bakın ister istemez batırdığımız zaman aşağı tarafa damlama meydana geliyor. Altına temiz bir sini, herhangi bir tepsi koyduğunuz zaman bu damlayanları tekrardan kullanabilirsiniz veyahut da yeri kirletmemiş olursunuz. Buna da dikkat edin. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.